Sevgili gençler, herkese merhabalar. Bu videomuzda çözünürlük konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar, öncelikle çözeltileri sınıflayalım. Birincisi, çözeltileri derişimlerine göre sınıflayabiliriz. Seyreltik çözelti, derişik çözelti. Arkadaşlar, seyreltik çözelti nedir? Derişik çözelti nedir? Tanımlarımıza bakalım. Çözünen bölü çözücü oranı. Çözünen bölü çözücü oranı küçük olan çözeltileri biz seyreltik çözelti diyoruz. Çözünen bölü çözücü oranı büyük olan çözeltilere ise arkadaşlar derişik çözeltiler diyoruz. Arkadaşlar, bir çözelti tek başına seyreltik veya derişik olarak isimlendirilemez. Ancak bir karşılaştırma yapmak gerekir. Bakın, notumuzda ondan bahsetmişiz. Hemen notumuza bir göz atalım. Bir çözeltinin tek başına seyreltik veya derişik olduğuna karar verilemez. Ancak karşılaştırma yapılarak karar verilebilir arkadaşlar. Bakın, örneğimizde elimizde iki tane çözeltimiz var. Bu çözelti birine göre seyreltik veya derişik olabilir. Hemen örneğimizi inceleyelim. Aynı sıcaklıkta 100 gram su bulunan kaplardan birincisinde 10 gram X tuzu, ikincisinde ise 30 gram X tuzu tamamen çözülüyormuş. Arkadaşlar, birinci kaptaki çözeltimizde 100 gram su var, ikinci kaptaki çözeltimizde 100 gram su var ve aynı sıcaklıkta, yani birinci kaptaki çözeltiniz T derecede ise ikinci kaptaki çözeltinizde ne? T derecede. Ancak birinci kapta ne kadar X tuzu çözmüşsünüz? 10 gram. İkinci kapta ne kadar X tuzu çözmüşsünüz? 30 gram. O halde arkadaşlar, bu iki çözeltiyi karşılaştırmak için gelin birlikte yorumunu yapalım. Birinci kaptaki çözeltiniz için ne oranına bakalım? Çözünen bölü çözücü oranına bakalım. Çözünen bölü çözücü oranı. Çözünen ne kadar? 10 gram tuz. Çözücümüz ne kadar? Su 100 gram. Eşittir. Ne yapar arkadaşlar? Elbette 0,1 yapar. Peki, İkinci kaptaki hazırlamış olduğumuz çözeltide çözünen bölü çözücü oranı nedir? Hemen bakıyorum. Çözünen bölü çözücü eşittir. İkinci kapta 30 gram tuz çözmüşüm ve 100 gram suda, yani çözücüde çözmüşüm. Bu nedir? 0,3 oranını verir. Arkadaşlar, o halde ben şu yorumu yapabilirim. Birinci çözelti, ikinci çözeltiye göre seyreltik. İfadeye dikkat edin. Ya da ikinci çözelti, birinci çözeltiye göre derişik. İşte arkadaşlar, seyreltik ve derişiklik kavramı neymiş? Göreceliymiş. Yani karşılaştırmalıymış. O halde ben şöyle yazıyorum. Derişiklik sırası nasıl sıralayabilirim? Elbette ikinci çözelti birinci çözeltiye göre daha derişiktir. Zaten belli arkadaşlar. 100 gram suda birincide 10 gram tuz çözüyorsunuz. İkincide 30 gram tuz çözüyorsunuz. İkinci çözeltinin birinci çözeltiye göre daha derişik olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Evet. Bir de örneğimiz var. Soru şeklinde. Şekilde verilen şekerli su çözeltilerinden hangisi en seyreltik, hangisi en derişiktir diye sormuş. Arkadaşlar, birincisinde hemen birinci çözeltimizi değerlendirelim. Kütlece %20'lik 100 gram şeker çözeltisi. Arkadaşlar, çözelti 100 grammış. Ancak bunun kütlece %20'si neymiş? Şekermiş. O halde arkadaşlar, kaç gramı şeker olur? 20 gramı şeker olur. Öyleyse su miktarı nedir? 100 gram çözelti, 20 gramı şekerse 80 gram olur. O halde arkadaşlar, çözücü bölü çözünen oranına bakalım. Çözünen oranı ne kadar? Birincisinde çözünen oranı 20. Değil mi? 20 gram şeker bulduk. Peki çözücü ne kadar? 80. 20 bölü 80. Yani 2 bölü 8, 1 bölü 4. 1 bölü 4 de ne yapar? 0,25 yapar. Bakın. İkincisinde ise çözünen bölü, biz hangi oruna bakıyoruz? Çözünen bölü
çözücü oranına bakıyoruz. Hemen bakalım, çözünen ne kadar? 20 gram. Peki çözücü ne kadar? 100 gram su. Peki 2 bölü 10 ne yapar? Elbette 0,2 yapar. Evet. Üçüncüsü, arkadaşlar üçüncüsünde ise çözünen bölü çözücü oranı. Çözünen bölü çözücü oranı. 3 gram şekeri 10 gram suda çözmüşüm. 0,3. Şimdi arkadaşlar değerlere bak. Bu oran bize hangisinin seyreltik, hangisinin derişik olduğunu verir. Ben derişikten seyreltiğe göre sıralıyorum. Derişiklik sırası. En derişik olan hangisi? Üçüncü çözeltimiz. 0,20 mi büyük? 0,25 mi? Tabii ki 0,25 büyük. O halde 3'ten sonra birincisi daha derişik ve dolayısıyla en seyreltik olan hangisi oldu? 2 oldu. Sorumuz şu, en seyreltik. Arkadaşlar en seyreltik olan ikinci çözeltimiz. En seyreltik. Peki en derişik olan da tabii ki hangisi oldu arkadaşlar? Üçüncü çözeltimiz oldu. Mutlaka notlarımızı ne yapıyoruz? Alıyoruz gençler. Devam edelim. Evet, 2. Çözünürlüğüne göre. Evet, çözünürlüğüne göre. Önce derişimlerine göre sıraladık, kategorize ettik. Şimdi çözeltileri çözünürlüğüne göre sınıflayabiliriz. Doymamış çözelti, doymuş çözelti, aşırı doymuş çözelti. Doymamış çözelti nedir? Tanımlara bakalım. Belli bir sıcaklıkta çözücünün çözebileceği miktardan daha az madde çözülmüş. Yani hala doygunluğa ulaşmamış. Siz hala aynı sıcaklıkta bir miktar daha madde çözebilirsiniz. Doymuş çözelti. Belli bir sıcaklıkta çözücünün maksimum çözebileceği, en çok çözebileceği miktar ne yapmış? Çözünmüş. Artık doymuş. Ben daha fazla madde çözemem demiş. Evet. Aşırı doymuş çözelti, belli bir sıcaklıkta çözücünün çözebileceği miktardan daha fazla madde çözünmüştür. Arkadaşlar, aşırı doymuş çözelti aynı zamanda kararsızdır. Evet, notumuzu alıyoruz. Kararsız yapıya sahiptir. Bir süre sonra uygun bir madde vasıtasıyla aşırı olan kısım arkadaşlar çöktürülür ve böylece doygun çözelti elde edilir. Aşırı doymuş çözelti neymiş arkadaşlar ilk etapta? Kararsız yapıdaymış. Evet, örneğimiz üzerinde bir uygulama yapalım. T derece sıcaklıkta arkadaşlar 100 gram suda en çok 30 gram X tuzu çözünebilmekteymiş. Siz belli bir sıcaklıkta 100 gram suda en çok ne kadar X tuzu çözebiliyorsunuz? 30 gram. Buna göre arkadaşlar şimdi ben 3 tane çözelti hazırladım. Bu 3 çözeltiden hangisi doymamış, hangisi doymuş, hangisi aşırı doymuş bakalım. Birinci hazırladığım çözelti de arkadaşlar aynı sıcaklıkta 100 gram suya ne kadar X tuzu katıp çözmüşüm? 25 gram. O zaman arkadaşlar ben ne kadar çözebiliyordum en fazla? Bakın 30 gram. Öyleyse henüz doygunluğa ulaşmamış. Yani elimde ne var? Bir doymamış çözelti var. Peki aynı sıcaklıkta ben en fazla 30 gram çözebiliyorum ya ama ne kadar çözmüşüm? 25. Demek ki 5 gram daha X ne yapabilirim? Çözebilirim. Mutlaka yorum kısmına yazıyorum. Evet. İkincisinde arkadaşlar T derece sıcaklıkta 100 gram suda en çok 30 gram çözebiliyorum. Ben zaten çözebileceğim maksimum miktarı çözmüşüm. Artık ben bu çözeltiyi doyurmuşum. Yani elimde ne var? Bir doymuş, doygun çözelti var arkadaşlar, değil mi? O yüzden T derecede 100 gram suda daha fazla X çözülemez.
Çünkü artık çözeltiniz doymuş. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Siz bu sıcaklıkta 100 gram suda 29,99 gram tuz çözseniz yine sizin çözeltiniz doymamış. Hala 0,01 kadar X'i ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Bunun mantığını iyi anlamak lazım. Üçüncüsünde arkadaşlar, T derece sıcaklıkta 100 gram suda ben 40 gram tuz çözmeye çalışmışım. Yani aşırıya kaçmışım arkadaşlar. Oysa ne kadar çözebiliyor? 30 gram çözebiliyor. Ben diyor bu sıcaklıkta daha fazla çözemem. O halde arkadaşlar ne yaptım ben? Aşırıya kaçtım. Aşırı doymuş. Aşırı doymuş. Çözelti elde ettim. Ama bir süre sonra arkadaşlar ben 40 gram tuzu çözmeye çalıştım ama bir süre sonra bu kararsız yapı fazlası 30 gramda 30 gram çözebiliyorum ya en fazla. Fazlası yani 10 gram X ne yapacaktır bir süre sonra? Çökecektir arkadaşlar. Yani katısıyla dengede doymuş bir çözelti olacaktır. Şurada arkadaşlar X katısı oluşacaktır 10 gram ve işte bu çözelti ne olacaktır? Doygun çözelti olacaktır arkadaşlar. Anladık mı? Evet. Şimdi yorumlarımızı da geçtik. Evet. İki tane notumuz var. Bir göz atalım. Derişik bir çözelti doygun olmayabilir. Dibinde katısı olan çözelti aşırı doymuş çözelti değildir. Az önce anlattık, değil mi arkadaşlar? Az önceki örnekten gidecek olursak, bakın ne yaptı? Fazlası çöktü. Fazlası ne kadardı? 10 gram X'ti. Bu katı olarak çöktü mü? Evet. Çözeltide ne kaldı? Çözeltide 30 gram X çözünmüş olarak kaldı mı? Evet. Zaten siz bu kadar çözebiliyordunuz, değil mi? 100 gram suda. Üstteki örneğe göre söylüyorum. O halde artık sizin elinizdeki ne? Aşırı doygun değil. Doygun çözelti. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Derişik bir çözelti tabii ki doygun olmayabilir. Yani çözeltinin derişik olması doymuş olduğu anlamına arkadaşlar ne yapmaz? Gelmez. Bunu yeri geldiğinde soru örnekleri üzerinde ne yapabiliriz? İnceleyebiliriz gençler. Evet. Devam edelim. Sıra geldi sorularımıza. Birinci soru. Oda sıcaklığında 100 gram suda en fazla 24 gram tuz çözülmektedir. Bana bilgiyi vermiş. Sen 100 gram suda en fazla 24 gram çözebiliyorsun. Oda sıcaklığında aşağıdaki behellerdeki su üstlerine belirtilen miktarda tuz ekleniyor. Buna göre hazırlanan bu çözeltilerden hangileri doymuştur? Birincisi 25 mililitrede 6 gram çözmüş. Değil mi arkadaşlar? Peki 25 mililitrede 6 gram çözdüyse yüzde ne kadar çözer? Değil mi? O halde 100, çünkü 25 mililitre ne demektir? Aynı zamanda 25 gram su demektir. Peki 100 gram suda ne kadar çözer? 4 katı değil mi? 25'te 6 çözdüyse dikkat edin. Yüzde 4 çarpı 6 24 gram çözmüştür. Yani demeye çalıştığım şu, dikkat edin, doygun bir çözelti hazırlamış. Zaten siz 100 gramda ne kadar çözüyorsunuz? 24. Ya da şöyle yaparsınız arkadaşlar, bakın ben birincisi için söylüyorum, burası önemli. Bu kavramları iyi öğrenmemiz lazım. Arkadaşlar siz 100 gram suda en çok ne kadar çözüyorsunuz? 24 gram X çözüyorsunuz. Peki elinizde kaç gram su var? 25 gram su. 4'te 1 olduğunu görüyorsunuz. O halde en fazla ne kadar X çözebilirsiniz? 6 gram X çözebilirsiniz. Zaten vatandaş 25 gramda 6 gram tuz çözmemiş mi? O halde birincisi ne arkadaşlar? Birincisi doymuş. Evet. İkincisi 150 mililitre suda 30 gram çözmüş. Tamam. O zaman ikincisi için de ne yapalım? Bir orantı kuralım mı? Kuralım. İkincisinde ben hemen diyorum ki 100 gram suda ne kadar çözebiliyorum en fazla? 24 gram. Peki 150 gram suda 1,5 katı değil mi arkadaşlar? 1,5 katıysa 24'ün yarısı 12. O zaman ne yapar? 36 gram mı yapar? Evet. 150 gram suda en fazla 36 gram X çözebilirsiniz. Bakın.
Ama siz ne kadar çözmüşsünüz? 30 gram. Hala doyuramamışsınız. Siz 150 gram suda 36 gram X çözebiliyorsunuz. 36 gram X'i çözseydiniz doymuştu. Ama 30 gram çözmüşsünüz. Hala 6 gram daha çözebilirsiniz. O halde çözeltiniz doymamış. Bunu istemiyor bizden. Hangileri doymuştur diyor ya. Üçüncüsü, arkadaşlar şuraya yazacağım ben. 300 gram suda 72 gram çözmüş. Peki ben orantımı kuracağım hemen. Bakın arkadaşlar 100 gram suda en fazla 24 gram X çözebiliyor muydum? Evet. Peki 300 gram suda ne çözerim? 300 gram suda, pardon, 300 gram suda arkadaşlar tabii ki 3 katını çözerim. Yani 3 çarpı 24, 72 gram X çözerim. En fazla 72 gram X çözebiliyormuşum. Gerçekten de 300 gram suda en fazla çözebileceği miktarı 72 gramı çözmüş. O zaman nedir? Bir, doymuş ya da doygun çözeltidir. Cevabım ne? 1 ve 3. Hazırlamış olduğum çözeltiler 1 ve 3'te doymuş çözeltilerdir. Gençler bakın bu kavramlar çok önemli. Bu konu ilerledikçe bu kavramlar yani çözünürlük kavramı ile ilgili bu orantıyı rahatlıkla ne yapabilmeniz lazım? Kurabilmeniz lazım. Çok iyi anlayın lütfen. Yani mutlaka notumuzu ne yapıyoruz? Alıyoruz. Evet gençler. Muhakkak ki hiçbir sorun yok hocam dediğinizi duyar gibiyim. Madem öyle biz ikinci sorumuza geçelim. Şekildeki beherlerde aynı sıcaklıkta belirtilen miktarda tuz ve sudan oluşan çözeltiler bulunmaktadır arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi seyreltik derişik dikkat ederseniz karşılaştırmamızı istemiş öncülere baktığımızda. Biz hemen kalem rengini değiştiriyorum. Biz neye bakacağız gençler? Tabii ki çözünen bölü çözücü oranına bakacağız. Bakalım önce bir en seyreltik, en derişik çözelti hangisi? 40 gram aslında rahatlıkla oranlayabiliriz ama hemen yapayım. Ne kadar tuz çözmüşüm? Bakın 10 gram. Çözünen miktar 10 bölü. Kaç gram suda çözmüşüm? 40. 10 bölü 40. Yani 1 bölü 4. Bu ne yapar? 0,25 yapar. Bakın. İkincisinde arkadaşlar çözünen bölü çözücü oranı. Çözünen ne kadar? 10 gram. Peki çözücü ne kadar? 30. Bu 1 bölü 3 yapar. Yani 0,33 yapar. Değil mi? Bunu oranlamak zor değil. Tamam. Üçüncüsüne bakalım arkadaşlar. Çözünen miktarım ne kadar? 8. Peki çözücü miktarım ne kadar? 40. Arkadaşlar 8'e bölersem 1. 8'e bölersem 5. Ne yapar bu? 0,2 yapar. Biz şimdi derişikten seyreltiye doğru ne yapalım? Bir sıralama yapalım. En derişiğim hangisi oldu? Oran hangisinden fazla? 0,25 var, 0,33 var, 0,20 var. 0,33 yani 2 en derişik. Sonra 0,25 mi 0,20 mi? Tabii ki 0,25. O zaman 1, 3. Doğru mu? Evet. 2, 1, 3 şeklinde sıralandı. En seyreltik çözelti 3. beherde bulunur. Evet. Doğru. En derişik çözelti 2. beherde bulunur. Doğru. Çözeltinin derişiklikleri 2, 1, 3 şeklindedir. Doğru. Bakın arkadaşlar çok güzel bir uygulama sorusu. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Arkadaşlar üçüncü soruda 200 mililitrelik şeker çözeltisinden 40'ar mililitre alınarak 3 tane özdeş tüpe konulmuş. Arkadaşlar 40'ar mililitre ne çözeltisi almış? Şeker çözeltisi almış. Her birinden 40 mililitre almış. Homojen olduğu için arkadaşlar bunların derişimleri önce ne? Bunların derişimleri önce eşit değil mi? 40'ar mililitre. Sonra bu tüplere işlemler yapılmış. Birinci tüpe aynı sıcaklıkta su eklenmiş. Ne yaptı şimdi? Derişimleri eşitti. Bakın 200 mililitrelik bir şeker çözeltiniz var. Bu çözeltiden 40'ar mililitre 3 tane tüpe koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunların derişimleri ilk durumda ne?
İlk durumda eşit. Ama birinci tüpe daha sonra siz su ekliyorsunuz. Yani ne oluyor? Seyreliyor arkadaşlar. Seyreldi. Bakın şimdi. İkinci tüpten aynı sıcaklıkta bir miktar su buharlaştırıyorsunuz. Siz su buharlaştırırsanız o zaman çözünen bölü çözücü oranını büyütürsünüz. Değil mi? O halde ne oldu? Daha derişik hale geldi. Değil mi? Üçüncü tüpe bir miktar şeker katıldığında şekerin bir kısmı ne yapamamış arkadaşlar? Çözünememiş. Evet, çökme olmuş. Yani ne oldu? O zaman bir kısmı çözünemiyorsa bu doymamıştı. Artık doygun hale gelmiş. Değil mi? E zaten diğerleri de o zaman ilk etapta doymamıştı. Değil mi? Seyretmiş olduğunuz çözelti daha da doymamış hale geldi. Bakalım bizden ne istiyor arkadaşlar? Şimdi bu yorumları yaptık. Buna göre demiş, yargılarından hangileri doğrudur? Birinci tüpteki çözelti diğerlerinden daha seyreltiktir. Evet. Pardon arkadaşlar. Birincisi doğru. İkinci tüpteki şeker bölü su oranı birinci tüptekinden fazladır. E tabi arkadaşlar, birinci tüpü ben seyrelttim. İkinci tüpü daha derişik hale getirdim. O zaman şeker bölü su oranı, yani çözünen bölü çözücü oranı ne oldu? Tabii ki daha fazla oldu. Üçüncü tüpteki çözelti aşırı doymuştur. Arkadaşlar bakın, özellikle yazdım. Bir miktarı ne yapmış? Çökmüş. Artık geriye kalan nedir? Fazlası çökmüş zaten. Çözebileceği kadar da madde nedir? Çözeltidedir. Yani aşırı doymuş değil. Doymuştur arkadaşlar. Evet. Buraya dikkat edeceğiz. Cevabım ne oldu? Ne oldu? Tabii ki 1 ve 2 oldu arkadaşlar. Evet. Gelelim gençler 4. soruya. 4. soruda aşağıdaki behre içindeki suyun çözemeyeceği kadar şeker ekleniyormuş. Çözemeyeceği kadar şeker ekleniyorsa şekerin bir kısmı ne yapar? Çöker. Bu çözeltiden 1, 2 ve 3 tüplerine eşit hacimde alınmıyor. Tamam, çözemeyeceği kadar şeker konuluyor da sonuçta arkadaşlar şuradaki çözeltiniz ne? Bakın, doymuş bir çözelti. Aşırısı zaten çökmüş. Çözebileceği kadarı da nerede? Çözeltide. Yani ben birinci, ikinci, üçüncü tüplere almış olduğum şeker çözeltisinin her biri nedir? Her biri doymuş çözeltidir. Bunlara arkadaşlar işlemler uyguluyormuş. Birinci tüpe biraz su eklemiş. Birinci tüpe biraz su eklediğinde o zaman ben ne yaptım? Seyrelttim. Tamam. İkinci tüpe biraz şeker ekliyormuş. Bu zaten doymuş değil miydi arkadaşlar? Tamam. Siz şeker ekleseniz bile olduğu gibi artık çözebileceği kadarını çözmüş ya. Olduğu gibi bu şeker ne yapar? Dibe çöker. Ama sizin çözeltinizin doygunluğu değişmez. Üçüncü tüpe herhangi bir işlem yapılmıyor. Üçüncü tüp de hala ne arkadaşlar? Doygun. Tamam. Şimdi bakalım bizden ne istiyor? Buna göre demiş, hangileri yanlıştır? Üçüncü tüpteki çözelti aşırı doygundur. Arkadaşlar elimde ne var? Doymuş bir çözelti var. Aşırı doymuş bir çözelti yok. Bunu açıkladık. Birinci tüpteki çözelti doymamıştır. Arkadaşlar çözeltiyi ne yaptım ben? Çözeltiyi su ekleyerek seyrelttim. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla çözeltiyi hangi hale getirdim ben? Doymamış hale getirdim. Yani artık bir miktar daha şeker çözebilirsiniz. İkinci tüpteki çözelti doymuştur. Evet arkadaşlar, zaten elimde doygun çözelti yok muydu? Evet, şeker eklesem ne olur? Dibe olduğu gibi çöker. E çözeltim ne? Doymuş. Yanlışı sorduğu için doğru cevabım ne arkadaşlar? A şık. Evet gençler. Dersimi burada bitiriyorum. Çünkü galiba 20 dakikalık süremizi aştık. 20 dakikayı mümkün olunca aşmamaya özen gösteriyorum ama çözünürlük konusuna arkadaşlar bir sonraki dersimizde devam ederiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Not almayı unutmayın.